Efendim gece görüşü devam ediyor. İzlanda'daki canlı görüntüleri ekrana getirmiştik. Ara ara yayınımızda o görüntüleri görmeye devam edeceksiniz. Bu arada rehinelerin ailelerinin protesto gösterileri Tel Aviv'de devam ediyor. Çağdaş senden son notlarını alalım. Onu aldıktan sonra da özellikle Netanyahu'nun İsrailli askerlere yapacağı ziyaretin olmadığını söylemiştin. O notu da bir kere daha televizyonlarını şimdi açan izleyicilerimiz için paylaş. Son notlarını aldıktan sonra sana teşekkür edeceğim. Sana ve Halil Kahraman'a dinliyoruz seni. Pekala. Öncelikle geride bıraktığımız saat diliminde başlayan Netanyahu Savaş Konseyi toplantısı bulunduğumuz dakikalarda da devam ediyor. O toplantının ardından Netanyahu'nun iki planı vardı. Birincisi yaralı askerleri hastanede ziyaret, diğer planı ise rehine yakınlarıyla tekrar bir görüşmesi olacaktı. İlk planı iptal oldu. İsrail Kanal 12'nin paylaştığı habere göre Netanyahu bugün akşam saatlerinde Şeba Hastanesi'nde yatan yaralı İsrailli askerleri ziyaret edecek. Fakat yaralı askerler hiçbir şekilde Netanyahu ile görüşmek istemediklerini belirtti ve Netanyahu'nun da bu planı artık kapandı diyebiliriz bu akşamlık için. Önümüzdeki dakikalarda rehine yakınlarıyla görüşmesi de bekleniyor fakat toplantı bulunduğumuz zaman diliminde de devam ediyor. Bir yandan İsrail Kanal 13'te o toplantıya ilişkin ilk notu açıkladı. Hemen onu da aktarmak isterim. Netanyahu yeni anlaşmanın, yeni takas anlaşmasının ve bundan sonraki anlaşmaların maliyetinin İsrail açısından yüksek olmasını değerlendiriyor. Savaş Konseyi'nde böyle bir bilginin de şu an İsrail Kanal 13 tarafından geçildiğini de ifade edelim. Bizler neredeyiz? Bizler Tel Aviv sokaklarındayız. İsrail Savunma Bakanlığı'nın karşısında bulunan Tel Aviv Sanat Müzesi'nin tam da önündeyiz. Rehinelerin kaçırıldığı günden itibaren burada rehine yakınları artık bir alan oluşturmuş durumda ve zaman zaman buraya gelerek oturma eylemlerini sürdürüyorlar. Bir yandan da onları destekleyenler bu alanda buluşup beraber vakit geçiriyorlar. Bir yandan da evet sessiz bir protesto var en azından bugün için. Onu ifade edelim. Ama hafta sonları yine buradan yüksek seslerinde geldiğini ifade etmekte fayda var. Bir yandan da İsrail Savunma Bakanlığı karşısında da zaman zaman rehine aileleri bekleyişlerinde sürdürüyor ki geride bıraktığımız saat diliminde de zaten o görüntüleri de ekranlarınıza taşımıştık. Çağdaş, şimdi sana teşekkür edecektim ama bir 22.30'a kadar tutacağım eğer vaktin varsa. Bir şey okuyabilir miyim? Bu konuyla mı? Evet, bu konuyla ilgili. Şimdi Times of Israel bu güvenlik kabinesinin perde arkasını yazmış. İsrail güvenlik kabinesinde sert tartışmalar yaşandı diye. Şimdi güvenlik kabinesindeki birçok bakan, Genelkurmay Başkanı Halevi'ye ne zaman ilerleme kaydedeceğiz, rehineler ne zaman eve dönecek, Hamas komutanları ne zaman yok edilecek diyor İsmet abi. Genelkurmay Başkanı da komutanları vurmak zaman alıyor. Bin Laden'in kellesinin getirilmesi 10 yılı bulmuştu cevabını veriyor. Adalet Bakanı Yariv Levin, Gazze'ye bu iş 10 yıl sürsün diye mi girdik? Hamas'ı yok etmek için 10 yıl mı sürecek yani diyor. Ulaştırma Bakanı Miri Regev, o zamana kadar kim bekleyecek? O zamana kadar bize kim destek verecek diyor. Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve İstihbarat Bakanı Gila Gamriel destek olmasa da biz 10 yıl sonra da burada olacağız cevabını veriyorlar. Ulaştırma Bakanı 10 yılımız yok, belki de artık 10 günümüz bile yok. Bunu anlamamız gerekiyor diyor. Yani ama tam bu şeyi doğruluyor. Blinken'da, Biden'da biliyorsun hani yansıyan haberlerde Yunus birazdan anlatır. Yılbaşına kadar 24-25 Aralık'a kadar hani süre verildiğinden bahsediyorlardı. Hani güvenlik kabinesinde Times of Israel'in haberi bu. Bunlar konuşuluyorsa, bunlar basına sızıyorsa orada gerçekten kıyamet kopuyor demektir. Arıza var. Şimdi şöyle yapalım Çağdaş, bizimle kal, ayrıca da Netanyahu olur da bir açıklama yaparsa son dakika olarak verelim. Sevgili izleyiciler, kısa bir bölüm okuyacağım başka bir konudan sonra hemen kaldığımız yerden devam edeceğim. Hakan Fidan'dan ve Wall Street Journal'dan bahsetmiştim. Bu arada kendisi Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ile bir aradaydı. Bir sonuç bildirisi yayınlandı. Terörle mücadele, güvenlik ve su alanları görüşüldü. Bunların altını çizelim. İlişkilerin ilerlemesine mutabık kaldılar ama bir madde var ki önemli. Görüşmelerde Irak'ın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne atfedilen müşterek önem teyit edilmiştir. Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditleri de ele almışlardır ifadesi yer alıyor. Genelde biliyorsunuz Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan bu açıklamalar üstü kapalı oluyor ama PKK ile mücadelenin metne girmesi iki ülkenin ortak mücadele konusunu görüşmeye devam ettiklerinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Şimdi biraz önce Zafer ayrıntılı bir şekilde İsrail basınına dayanarak şu an toplu halde olan savaş kabinesindeki anlaşmazlıkları anlattı. Netanyahu aslında yaralı askerlere gidecekti ama yaralı askerler Netanyahu'yu bu gece itibariyle istemiyor. Rehine yakınlarıyla görüşecek mi? Onu Çağdaş birazdan bize aktaracak. Bir açıklama yapacak mı? Aktaracak ama bir sot var. Onu Çağdaş da dinlesin. Hep beraber dinleyelim. İsrailli rehinelerin İsrail'den nasıl korktuklarını gösteren hazır mı sotumuz sevgili arkadaşlar? Eğer hazırsa bir girsin bakalım o sot. Efendim yaşlı rehineler İsrail'in bombardımanıyla ölmek istemiyoruz diyorlar. Gazze şeridine yönelik saldırılarda İsrail esirler ölmeye devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Gazze şeridinde esir tutulan 3 İsrail'in görüntülerini yayınladı. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haim Berry yaptığı konuşmada yaşlı esirlerin kronik hastalıkları olduğunu belirterek çok zor koşullar altında yaşadıklarını ifade etti. Şimdi Çağdaş senden başlayalım. Şöyle ki İzzettin El-Kassam Tugayları bu görüntüleri aslında yayımlayarak ne amaçlanıyor, ne amaçlıyor, orada ne konuşuluyor? Kronik hastalıkları da var ve İsrail'in bombardımanıyla ölmek istemiyoruz. Zu biraz sen bize açar mısın? Hatırlarsanız ilk rehine takasında İsrailli rehineler El-Kassam Tugaylarından ayrılıp İsrail'e geldikten sonra bir açıklama yaptı. Ve açıklama şöyleydi. Biz Hamas'ın bizi öldürmesinden değil İsrail'in bombalarından korkuyoruz demişti. İlk açıklamaydı bu. İlk rehinenin açıklamasıydı bu. Ve ardından buna benzer açıklamalar da ardı ardına gelmeye devam etmişti. Şimdi şunu ifade edelim. Hamas geride bıraktığımız günlerde rehine takası mevzusu ortaya çıktıktan sonra şöyle bir açıklama yaptı. İster canlı ister tabutta. Yani El-Kassam Tugayları İsrail Savunma Bakanlığı'nın, İsrail hükümetinin, kısacası İsrail kanadının yaptığı açıklamaya anında farklı yanıtlarla karşılık veriyor. Yani kısacası burası ne yaparsa yapsın anında gardını alıyor ve ona yönelik de açıklamalar geliyor. Şimdi Hamas'ın elinde şu an net olmamakla birlikte 135 rehinenin olduğu ifade ediliyor. Ve bu 135 rehineden 6'sı Amerikan vatandaşı ve geride bıraktığımız günlerde de ABD Savunma Bakanı buraya geldiğinde masadaki ilk başlıklardan biri de kendi vatandaşlarında bir an önce kurtarılmasıydı ki zaten bunun için de yoğun bir desteğin verildiğini ve verileceğini de açıklamışlardı. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir yandan da şunu söyleyelim. Halil bu arada beni uyardı. Bakın şu görüntü 7 Ekim'den itibaren Tel Aviv'de dahil olmak üzere İsrail'in tüm kentlerinde gördüğümüz bir görüntü. Görmüş olduğunuz gibi bir sivil elinde telefon, arkasında da otomatik bir silah var. İsrail Savunma Bakanı geride bıraktığımız gün bu görüntü için şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz silah dağıtmaya devam edeceğiz. Şu an İsrail'de dağıtılan silahın seviyesi artmış durumda, hatta %600 artmış durumda. Yani istatistik bunu gösteriyor ve Tel Aviv'de bu arada sokakta kafamızı çevirdiğimiz zaman artık bu görüntüleri de görmeye alıştık. Bu bir kenarda dursun. Bir yandan not olarak da paylaşmış olalım. Toparlayacak olursak şunu ifade edelim. Hamas şu an rehinelerin avantajını kullanmaya devam ediyor. Zaten İsrail medyası dahil olmak üzere herkes bunu yazıyor, çiziyor, konuşuyor ve İsrail şu an tamamen Hamas'tan gelecek yanıta kilitlenmiş durumda.